Merhaba arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Emine Fazlı. Dün en son aynı yönlü eşitsizliklerde işlemler konusunu görmüştük. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk olarak bize bir eşitsizlik verildiğinde biz bunun kuvvetini alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu inceleyelim. Bununla ilgili özelliğimize baktığımızda sınırlardaki sayıların ters işaretli olduğu aralıkta çift kuvvet alınırsa en küçük değer sıfır olur diyor. Yani ne demek istiyoruz? Bunu bir inceleyelim. Öncelikle sınırlardaki işaretimiz ters işaretli olmasın. Yani bize bir x sayısı verilmiş olsun. Bu x sayısı da 1 ile 3 aralığında olsun. Biz x karenin aralığına bakalım. X karenin aralığı diyelim. Ne yapacağız? Direkt uç noktaların karesini alacağız. Bir sayının karesini almak demek ne demek? Üstü sayılarda bunu daha detaylı işleyeceğiz. Ama şöyle bir hatırlayalım. Üstü bir ifadede biz buraya taban diyoruz. Bu üstteki sayıya üst diyoruz. Üste kaç yazıyorsa tabanı o kadar çarp demek. Yani burada üstte 2 yazıyor. Tabanı 2 defa çarp demek. 1 çarpı 1'den 1. 3 üzeri 2'ye de bakalım. Taban 3, üstü 2. 3'ü 2 defa yan yana çarp demek. 3 kere 3, 9. Bu durumda direkt x karenin aralığı 1 ile 9 aralığı diyebiliyoruz. Peki burada dediği gibi ters işaretli olması durumunda ne oluyor? Onu da inceleyelim. Bu sefer x sayımız eksi 2 ile 1 aralığında olmuş olsun. Biz de x karenin aralığını aramış olalım. Yine uç noktaların karesini alalım. Burada karesini istediği için. Eksi 2'nin karesi demek. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı 2 kere 2'den 4 demek. Diğer uç noktamız 1. 1'in karesi demek. 1 çarpı 1'den 1 demek. Bu aradaki diğer sayıların da karesini alalım. Eksi 2 ile 1 aralığında neler var? Eksi 1 var, 0 var. Eksi 1'in karesini alalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 1 yapacak. 0'ın karesi 0 çarpı 0'dan 0 yapacağız. Buraya baktığımızda x karenin aralığını alırken uç noktalara göre karar verirsek 1 ve 4 olacak. Ama bakın burada daha küçük bir değer çıktı. 0 değeri çıktı. Burada sadece uç noktalara göre karar vermek bizi yanıltıyor. Bu yüzden ters işaretli olduğunda en küçük değer arada 0'da olacağı için en küçük değer 0 olacak. X karenin aralığını yazarken şunu yapacağız. Bu tarafa 0 yazacağız. Şuna da dikkat edelim. Normalde burada uç noktalarda eşitlik yoktu ama 0 bu aralıkta olduğuna göre x'in alabileceği bir değer. O yüzden burada eşitlik koyuyoruz. Bu tarafta da en büyük değerimiz hangisi ise onu yazıyoruz. Bu taraftaki en büyük değerimiz 4 olacak. Buraya baktığımızda sağ tarafta 1 var, sol tarafta eksi 2 var. Eksi 2'nin karesi 4 daha büyük olduğu için sağ tarafa bunu yazmış olduk. Toparlayacak olursak ters işaretli ise buraya küçüktür kısmına direkt 0 yazıyoruz. Büyüktür kısmına da uç noktalardan hangisinin karesi daha büyükse onu yazıyoruz. Yine örnekler üzerinden zaten incelememize devam edeceğiz. İkinci özelliğimizi okuyalım. Bir eşitsizlikte her iki tarafın tek kuvveti alınırsa sıralama değişmez. Yani burada biz bunların karesini değil de küpünü almış olsaydık ne olacaktı? Mesela aynı soruyu şöyle yapalım. X üzeri 3'ün aralığı olarak sormuş olalım. Bu sefer de uç noktaların küpünü alacağız. 1'in kübü. 1'i 3 defa çarpmak demek. 1'i kaç defa çarparsak çarpalım 1 olur zaten. 3'ün kübü. 3'ü 3 defa çarpmak demek. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Bu durumda x küpün aralığı 1 ile 27 aralığında olur. Bu soruya bakalım. Burada da yine x üzeri 3'ün aralığını aramış olalım. Yine uç noktaların kübünü alacağız. Eksi 2'nin kübü demek. 3 tane eksi 2'nin çarpımı demek. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. 1'in kübü demek biraz önce de yapmıştık. Zaten 1'in kaçıncı kuvveti olursa olsun 1'dir. Bakın uç noktalar eksi 8
ve 1 çıktı. X kübün aralığını bu şekilde yazabiliyoruz. Tek kuvvetini aldığımız zaman işaret değişmediği için tek kuvvetlerde direkt uç noktaların kuvvetlerini alıyoruz. Üçüncü kuvvetini istiyorsa üçüncü kuvvetini alıyoruz. Çift kuvvetlerde, yani karesi için düşünelim. Karesini aldığımızda ise bu arada sıfır var. O yüzden buraya sıfır yazıyoruz. En küçük değer olarak bu tarafa da uç noktalardan en büyüğünü yazıyoruz. Devam edelim örneklerimize. Birinci örneğimize baktığımızda x bir reel sayıdır diyor. X 2 ile 7 aralığında x karenin aralığını istiyor. Buraya baktığımızda 2, 7 farklı işaretli değil bunlar. O yüzden direkt karelerini alarak bulabiliriz. 2'nin karesini alacağız. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. Buraya 4 yazıyoruz. 7'nin karesini alacağız. 7'nin karesi 7 çarpı 7'den 49. Buraya 49 yazıyoruz. Yani x karenin aralığı 4 ve 49 aralığında. İkinci örneğimize bakalım. Bu sefer x sayısı eksi 1 ile 3 aralığında. Yani ters işaretli. X karenin aralığını bulacağız. Bu durumda şunu yapacağız. Küçüktür tarafına direkt 0 yazacağız. Büyüktür tarafına ise uç noktalardan hangisinin karesi daha büyükse onu yazacağız. Uç noktalarımız eksi 1'in karesi. Eksi 1 çarpı eksi 1 demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı 1 kere 1, 1. 3'ün karesi demek. 3 çarpı 3 demek. 3 kere 3, 9. Büyük olan 9 olduğu için bu tarafa da 9 yazacağız. X karenin aralığı 0 ile 9 aralığında. Üçüncü örneğimize bakalım. X sayısı eksi 1 ile 3 aralığında verilmiş. X üzeri 3 ifadesinin aralığını bulunuz demiş. X'in kübünü istiyor. Yani buraya baktığımızda tek kuvvet olduğunda uç noktaları değiştirmiyorduk. Yani uç noktaların direkt küpünü alarak bulabiliyorduk. X üzeri 3 diyoruz. Burada eşitlik yok. Burada eşitlik var. Bu şekilde yazıyoruz. Eksi 1'in kübünü alıyoruz. Eksi 1'in küpü demek 1 eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 demek. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı 1 ile eksi 1'in çarpımı eksi 1. 3'ün kübünü alalım. Diğer uç noktamız 3 tane 3'ün çarpımı. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Buraya 27 yazıyoruz. Buraya eksi 1 yazıyoruz. Devam edelim. Dördüncü örneğimize baktığımızda yine x üzeri 3'ü arıyoruz. Tek kuvvet olduğuna göre direkt 3 noktaların küpünü alacağız. Eksi 4'ün küpü eksi 4 çarpı eksi 4 çarpı eksi 4. Eksi ile eksinin çarpımı artı eksi 4 çarpı eksi 4 artı 16. 16 çarpı eksi 4 6 kere 4 24 elde var 2. 4 kere 1 4 elde var 2 64 işaretimiz de eksi olacak. Buraya eksi 64 yazıyoruz. X küp diyoruz. Eksi 2'nin kübünü alalım. 3 tane eksi 2'nin çarpımı. Eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı artı 4. Artı 4 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 8. Bu şekilde. Beşinci örneğimize geçelim. Yine x'in aralığı eksi 3 ile 6 aralığında x kare ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sormuş. Öncelikle bu x karenin aralığını bulalım. Baktığımızda x'in aralığı eksi 3, 6 aralığı ve zıt işaretli. Bu durumda ne yapıyorduk? Bu tarafa direkt küçüktür tarafına 0'ı yazıyoruz. Büyüktür tarafına ise hangisinin karesi daha büyükse onu yazacağız. Eksi 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. Bu tarafa 36'yı yazıyoruz. Bu daha büyük olduğu için. Alabileceği en büyük tam sayı değerini sormuş. Yani x kare ifadesi 0'la 0, 1, 2 şeklinde 35 yazıyoruz en son. 36'da eşitlik olmadığı için bunu yazmıyoruz. Bu değerleri alabiliyor. Bunlardan en büyüğü de 35 olduğu için cevabımız 35 olacak. Altıncı soruya bakalım. A bir tam sayı olmak üzere. A eksi 3 ile 6 aralığında olduğuna göre 4a eksi 3 ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır demiş. 4a eksi 3 ifadesinin alabileceği en küçük değer. Bu bir reel sayı olmuş olsaydı
biz 4a eksi 3'ü hesaplardık. Ama tam sayı olduğu için bu aralıkta a'nın alabileceği en küçük tam sayıyı yazmamız gerekiyor. Bakın bu aralıktaki tam sayılar neler? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 böyle 5'e kadar gidiyor. Neyse sadece 3 ve 4 kaldı, onları da yazalım. Ve alabileceği en küçük değer gördüğünüz gibi eksi 3. Bu ifadenin en küçük olabilmesi için a'ya eksi 3 verdik. 4 çarpı eksi 3, eksi 3. 4 çarpı eksi 3, eksi 12. Eksi 3. İki sayının da işareti aynı olduğuna göre 12 ile 3'ü topluyoruz. 15 işaretimiz eksi 15 oluyor. Devam edelim. Evet, x ve y birer tam sayı olmak üzere. X'in aralığı verilmiş, y'nin aralığı verilmiş. X artı y toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır? Dünkü dersimizde bunları taraf tarafa topluyorduk. Neden topluyorduk? Burada bunlar reel sayı olarak verilmişti. Bundan dolayı topluyorduk. Bu sefer ise tam sayı olarak verilmiş. Buna dikkat etmeliyiz. Tam sayı olarak verildiğinde x'in bu verilen aralıkta alabileceği en büyük tam sayı değerini seçiyorum. X artı y'nin en büyük olabilmesi için x'in ve y'nin en büyük olması gerekiyor. Buradan x eşittir 7. En büyük 7 olabilir. Buraya bakalım. Y için baktığımızda y 4'ten küçük olacak. 4'ten küçük en büyük tam sayımız 3. Y'yi de 3 olarak seçiyoruz. 7 artı 3'ten x artı y toplamının alabileceği en büyük değer 10. Yani bu tarz sorularda biz bunları taraf tarafa toplayacak mıyız? Yani uç noktaları toplayacak mıyız? Yoksa değer mi vereceğiz? Buna sorunun başında verilen bilgi karar veriyor. Bu bilgi de bunların tam sayı olduğu söyleniyorsa biz buradan tam sayıları seçiyoruz, onları topluyoruz. Bu bilgi de bunların reel sayı olduğu veriliyorsa bu sefer uç noktaları topluyoruz. Devam edelim. 8. örneğimize baktığımızda bakın yine A ile B tam sayılar olmak üzere. A artı B farkının, bu yanlış olmuş arkadaşlar, toplamının diyelim buraya. Toplamının en küçük değeri kaçtır? Yine tam sayı olduğuna göre A ve B'ye bu sefer toplamın en küçük olmasını istediğime göre A ve B'ye en küçük değerleri vereceğiz. A eksi 2 ile 5 aralığında. Eksi 2'den büyük olan bizim en küçük sayımız eksi 1. A eksi 1 olacak. B eksi 1 ile 4 aralığında. Eksi 1'den büyük olan en küçük sayımız 0 olacak. A eksi 1, B 0. Topladığımızda eksi 1 ile 0'ın toplamı eksi 1. Şunları biraz daha detaylandırmak istiyorum. Eksi 2 A 5 aralığı demek. Bu aralıktaki sayılarımız eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bunlardan en küçüğü de eksi 1. O yüzden eksi 1 aldık. B için de yapalım bunu. B eksi 1 ile 4 aralığında bakın eksi 1'den sonra gelecek olan sayımız 0, 1, 2, 3, 4 almıyoruz buraya kadar. B'nin de en küçük değeri 0 olduğu için 0'ı seçmiş olduk. Devam edelim. 9. örneğimize baktığımızda yine A ile B tam sayılar demiş. Tamam. 3A artı 2B toplamının alabileceği en küçük değer. 3A artı 2B'nin en küçük olmasını istiyoruz. Yani A ve B'ye olabildiğince küçük değerler vereceğiz. Yine baktığımızda A sayısı eksi 3 ile 4 aralığında. A'nın alabileceği değerleri şöyle yazalım. Eksi 2, eksi 1, 0, böyle 4'e kadar, 4'te dahil alabilir. Baktığımızda en küçüğü eksi 2. O yüzden A'yı eksi 2 seçiyoruz. B'ye geçelim. B'nin alabileceği değerleri de yazalım. Bu sefer eksi 1'de eşitlik var, yazdık. Eksi 1, 0, 1 ve 2. Bunlardan en küçüğü eksi 1. O zaman B'yi de eksi 1 seçiyoruz. 3 çarpı eksi 2 artı 2 çarpı eksi 1 ifadesi geldi. 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6. 2 ile eksi 1'in çarpımı eksi 2. İkisi de eksi olduğu için 6 ile 2'yi topluyoruz. İşaretleri de eksi oluyor. Cevabımız eksi 8. Devam edelim. 10. örnekte A ile B tam sayılar olmak üzere A'nın aralığı B'nin aralığı bu olduğuna göre A eksi B ifadesinin en küçük değeri kaçtır?
A eksi B'nin en küçük değerini arıyoruz. Burada en küçük olabilmesi için A'yı zaten en küçük seçeceğiz. A'nın değerlerini yazalım. Eksi 2. Eksi 2'den eşitlik olduğu için uç noktayı yazdık. Eksi 2. Eksi 1. 0. 1 ve 2. 3'ü yazmadık. 3'te eşitlik yoktu. A'nın burada alabileceği en küçük değer eksi 2. A yerine eksi 2 yazıyoruz. Şimdi B'ye değer vereceğiz. Ama B'ye değer verirken şuna dikkat edelim. B'nin önünde eksi bir sayı var. Bunu da hesaba katalım. Biz sonuçta şu ifadenin en küçük olmasını istiyoruz. B'ye ne verirsek bu en küçük olur. Buna bakacağız. B'nin alabileceği değerleri bir yazalım. 0 alabilir. Eksi 1'de eşitlik yok. 1, 2, 3 ve 4 alabilir. Şu bizi yanıltmasın. En küçük diyor diye B'ye de gidip en küçük seçmeyelim. Bu eksiği de değerlendirelim. B'ye biz burada en küçük 0 verirsek eksi 2 eksi 0'dan 0 olur. Ama B'ye 4 verirsek bakın eksi 2 eksi 4'ten ikisini de işareti eksi topluyoruz. Eksi 6 olmuş olur. Yani daha küçük bir değer elde etmiş oluyoruz. B'nin önünde eksi olduğu için B'nin burada 4 değerini aldık. Çünkü eksi olacağı için bu bunu daha da küçültmüş oldum.